27. Ramazan gecemiz. Yine büyük bir teveccühle kadrini bilmeye koşuyor insanlar. Melekler muhlis kulları izliyorlar gıptayla. Yalnızca Allah'a nispetli yaşamaya söz vermiş olan kişiler, sözlerinin gereğini yaşama imkanı bahşeden Rablerine hamd makamındalar bu gece. Affedici bildikleri Rablerine mağfiret için yakarıyorlar. Yüceltildikleri makama layık olamama korkularını arz ediyorlar. Kulluk bu demek. Melekutunun esenliğini üzerimize hissettiğimiz şu günlerde Zariyat suresi müşriklerden yüz çeviren Hazreti Resul'e kendilerine yarar verecek olan müminlere öğüt vermesi buyruğu ile başlıyor 27. cüze. Vaat edilen gün yaklaşmaktadır. Bu ne acele, bu ne telaş. Yeryüzüne salihlerin, mustasafların varis kılınacağı müjdesi varsa korkutsun korkutanları. İnsanlık için bir inkılap, bir infilak vakti. Vehl olsun zalimlere. Gökten rahmet yağarken ıslanamayanlara, gözleri yaşaramayan kalpleri taş kesilmişlere yazıklar olsun. وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Tur-u Sina'da vahiy almıştı Kelimullah. Bir mübarek gecede Cebrail Kelamullah ile Hira'yı şereflendirdi. Tuva'da parlayan ışık bu kez Farran Vadisi'nden yükseldi. Satır satır yazıldı kitap. Kabe yeniden imar oldu. Çatısı yükseltildi. Kızıldeniz kabarıp tutuştu. Gök sarsıldı ve dağlar yürüyüşe geçti. Tüm yıldızlar yere saçılır ve yer haberini söyler. Adımlar bir meydana yönelir. Nedenler taş kesilir. Duyulur her yerden sesler. Yankı yapar ve cevap verilir. Anneler bu türküyü dillendirir ninnilerinde. Kerim elçinin yaşadığı bu vahiy alış anına Necm suresi de tanıklık eder. Yıldızlar kaymıştır ve batmıştır ama Muhammed aleyhisselam ne sapmış ne de azmıştır. Batanları sevmemişti İbrahim, sevdirmemişti bizlere. Lakin kendisine ve kendisinden sonra Musa'ya, İsa'ya, Muhammed'e gelen batmamıştı. Asla batmayacaktı. Kendisi korunurken insanları da koruyan bir zikirdi o. O, doğuya ve batıya ait olmayan bir nurdu. Balçıkla sıvanabilir miydi hiç güneş? Çarpıcı güzelliğe sahip ve göğün en yükseklerinde. Gözün şaşmadığı ve gönlün yalanlamadığı yüce bir hakikat. Necm suresine bitiştirilen Kamer suresinin bünyesinde tekrar tekrar yer alan ayetler, tedebbür ve tezekkür edenler için kolaylaştırmış bir Kur'an'dan bahseder. Ay yarıldı yarılacak, yıldızlar kayacak ve batacak. Siperlerinde
ahitlerini hiç değiştirmeden bekleyen erler için esenlik günleri yakın gibi. Ramazan ayına kitlenen gözler, hilal müjdesiyle başlar oruçlarına. Gözler dillere temas eder ve ağızları bağlar hilalle. Medeniyetin bağrında hilalin görülmesinin gönüllere verdiği sevinç. Medine'nin başlangıcında Bedri gören kızların ve kadınların şarkılarına eşlik eder. Medine'nin Bedri gökte hilale dönüşüyor. Yıldızlara kılavuzluk ediyor. Şükür vaciptir artık bize. Ay doğar, Bedir olur. Bedir, Furkan olur. Nusret ve Fetih olur. Din, Süreyya yıldızına çekilse bile, onu oradan yeryüzüne indiren Selmanlar bulunur elbet. Ağlamayı bülbüle değil, bize daha yakışır gören bir hicranın ardından kamer semada göz kırpıyor. Ay yarılıyor. Saat yaklaşıyor. Göklerin vahyi Resul-i Ekrem'in göğsünü inşirah ediyordu. Kamer gökte Resul-i Ekrem'le inşikak ediyordu şimdi. Emin beldede, Mekke'de başlayacaktı infilak. Medine'de bir inkılaba dönüşecekti. İnşikak yani yarılma kamerde değil, şehirdeydi, evdeydi, gönüldeydi. İnşikak ederken inşirah ediyordu. Ay ve gökyüzü ikiye bölünür ve yarılırken genişliyor ve huzura eriyordu göğüsler. Son vahiy, son elçi indiriliyor, zaman kronometresini yeniden kuruyordu. Ahir zaman için. Apaçık ufukta, Sidretül Münteha'nın yanında, gerçeğe mülaki olan Nebi-i Muhterem için. Güneşin yanında, ayın karşısında, yıldız olma şansları vardı diğerlerinin. Hevalarına uymasalar, yalanı seçmemiş olsalardı. Çoğu, sebat edemeyen yıldızlara dönüştü. Kaydılar. Bedir'in hilalin yanında, konumlanamadılar. Bazıları da vardı ki, çoban yıldızı gibiydi. Her zaman aynı yerde konumlanan ve her daim yol gösteren. Yalnız ama tek başına bir ümmet gibi. Cemiyetin rahminde itikaflar sabahı gözlüyor. Tohum topraktan başını kaldırmak için yüzeyi kokluyor. Cüzler sona eriyor yavaş yavaş. Bayram yaklaşıyor. Bayram temizliği başlıyor. Her kent, her mahalle, her ev süpürgelerini tutmalı ve temizlemeli odasını, sokağını. Pisliklerden arındırmalı, temizliğe gark olmalı. Siz muttakiler, kendilerini ve evlerini temizleyenler, ağaçların gölgesindesiniz ve bitmeyen nehirlerde. Bundan büyük bir muştu ve mutluluk olabilir mi? Celal ve ikram sahibi, Rabbim bize teveccüh ettiği, Rabbül Ekrem olarak tenezzül buyurup alaka kurduğu gün ve geceler. Semalar ve arzda olanların istek kapısı, kapıların açık olduğu, dua edenin dua ettiği anda ona icabet edeceğinin söylendiği eşref saatler. Rabbe yakarışlar yükseliyor bu gecede. Boş kal artık tüm işlerinden. Sana icabet eden Rabbe yönel. Bir adım atarken sen ona, o sana 10 adım atmakta. Sen ona yürürken o sana koşmakta. Kaçırma bu anı, erteleme. Tekrar doğrul, kıyam et. Sonra tekrar eğil, secde et. Alnında secde izleri, ayağında nasır oluşsun. Oluşsun ki ahirette sana şefaatçi olsun. Kadir geceni yaşa. Kadir kıymetini bil. O gün gelmezden önce sen kendine gel. İşte melekler ve ruh inmekteler. Tüm kainat ruhaniyetle dolu. Çokça esirgeyen ve bağışlayan Rabbin sesleniyor bak. Çok yakınım sana. Şah damarından daha yakın. Rahman suresi böyle bir atmosfer içinde okunuyor.
ilk vahiy olan Alak suresinin ilk ayetleriyle ne de benzerlik içeriyor. Mukabelemizi mukayeseli okuyalım. Hepsi muhkem, hepsi müteşabih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allama'l Kur'an. Halaqal insan. Allamahu'l bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Annemizin diline konan duadır. Bugün dillerden dillere dolaşıp duran. Ağlarsak gözyaşlarımız suları yükseltir de belki gemimiz kurtulur. Anne, bize hep dua et, emi. Kur'an'ın doğum gününden kendimizin varoluşuna geçme denemeleri. Mübarek ayın 9'unu ardımızda bıraktığımız bu geceyle birlikte Fıtır Bayramı ile iftarlarımıza son vereceğiz. Ama fıtratlarımızı hep koruyacağız. 27. cüzün bağrına bastığı Vaka ve Hadid sureleriyle yolculuğumuza devam etmekteyiz. Davut'un diyarında çelik bir iradeyle kuşatır bize Hadid suresi. Rahman suresinden Vaka suresine kurduğumuz köprüde inayetine sığınıp bir de bu frekanstan okuyoruz onu. Okuma gerçekten vuku bulursa, vaki olursa, tedebbür ve tezekkür bu topraklarda gelecek inkılabı kim yalanlayabilir? Dillerimiz ve zihinlerimiz hafız olmakla semaya yükselir ellerimiz ve yüzlerimiz. Ellerimizin kazandıklarıyla yüzümüzü karartma ya Rab. Senin haşyetinden mest olan bu ıssız ve yüce dağların kuşlarını heba etme ya Rab. Hadid suresinin bükülmez demiri, şaşmaz terazisi ve dosdoğru kitabı nerede? Terazisi şaşmış bir dünyanın tuğyanı karşısında kitap ile yasamayı yapacak mizan ile terazisi şaşmış bir dünyanın tuğyanı karşısında kitap ile yasamayı yapacak, mizan ile yürütmeyi sağlayacak ve demir ile yargıyı koruyacak kim? Davut'un bükülmez demiri Kudüs'ten Medine'ye geçmişti. Şimdi her ikisi de mahkum. Onları kurtaracak İradeyi bekliyor gönüller. Küçük generallerin sapanındaki taşlar demirden de çetin. Bir taş at, bir taş daha at. Bir şiir ateşle, bir yumruk yükselt. Sesini yükselt. Bir çocuk yetiştir, bir hayal kur. Tarihine sahip çık, sokaklara sahip çık. Bir tohum ek, bir ateş yak. Bir yara sar, hakikati söyle, gökyüzüne bak, bir yoldaşa öğret, kendi kalbini çal, bir ümit ışığı gör, vasfını değiştir, bir damla gözyaşı akıt, zalimlerle hesaplaş, adaleti tesis et, ağırlığını hakkıyla taşı, biraz daha
ağırlık kazan. Sınırı aş. Kitaba sahip çık. Mizana sahip çık. Demire sahip çık. Yorgun, belki de yoğun bir gündüzün ardından başlıyor 27. Ramazan gecesi. Akşam ezanının ruhlarımızda estirdiği güzelliklerle kızaran ufuklar, ötelerin dilini çözüyor, bu nutkun sarhoşu oluyoruz. Allah'ın kudret eli dokunan engin gökler, semanın binasında başka el aranır mı? Bir yatak gibi düzenlice serilmiş geniş yeryüzü, ayaklarımızı bastığımız topraklar, Ebu Turab'a, toprağın babasına atıfsa, adımlarımız kime ve nereye yönelecek acaba? Vaka yaklaştı. Azap da vaki olacak elbet. O gün geldiğinde. Hangi karanlık güç onun gelmesini engelleyebilir ki? Kitabın mestur olduğu kudretli gecede fecrin doğuşuna kadar bir selam varsa, o gün vaki olduğunda sema sarsılacak. Ay yarılacaktır. Tur Dağı yürümektedir. Hira ile kol kola. Tuva Vadisi, Farran Vadisi'ne karışmıştır. Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'a yakınlaşmış, komşu olmuştur. Rahman'ın indirdiği ve öğrettiği kitap açılmış, mizan kurulmuştur. Gönüllerimiz ve zihinlerimiz çelik gibidir artık. Vesveselerle ve vehimlerle bükülmez. Meleklerin yoğunluğundan adım atacak yerin kalmadığı bir derin ruhaniyet evreninde bu ruhu taşıyanlara ne mutlu. Selam olsun onlara. Doğdukları ve yeniden dirilecekleri güne de selam olsun.